Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bir video serimiz devam ediyoruz. Antrenörümüz maçlarını analiz etmeye devam ediyoruz. Çubuk Open'da oynanan, Ankara'da oynanan bir maça gidiyoruz. 2018 yılında gidiyoruz. 2018 yılında Uğur Barkın Tahaoğlu'nun oynadığı maça gidiyoruz. Antrenörümüz Barkın karşısında Women Grandmaster Olga Babiy var. Ve gerçekten çok ciddi bir rakibe karşı çok güzel bir galibiyet almış. Biz de maçı şimdi inceleyeceğiz. Olga Babiy beyaz saçlı oynuyor. Uğur Barkın Tahaoğlu ise siyah saçlı oynuyor. Bakalım maç nasıl geçmiş. Beyaz saçlı olan Olga Babiy E4 ile başlıyor. Uğur Barkın Tahaoğlu ise E5 ile karşılık veriyor. At F3, at F6 bir Petrov savunması yani Rus defansı oynanıyor. At E5'e D6, at F3'e at E4 aldık. Şimdi burada at E4'ten sonra zaten şu anda beyazlar bir karar verecek. Ya D3 oynayacak, ya D4 oynayacak, ya at C3 oynayacak. Burada birçok hamle var. Hatta vezir E2 oynayanlar da var. Bakalım hangi varianta girmeyi tercih edecek. Şu an beyazlar buna karar aşamasında. At C3'te devam etmiş. Ve at C3 hamlesinden sonra variantına karar vermiş oldu. Bu variantta aslında çok sert maçlar da oynanabiliyor. Çünkü siyah at C3 hamlesinden sonra beyazlar D C3 oluyor. Devamında file 7, file 6, file F6, at C6, vezir D7 kısa roktan sonra eğer beyazlar da taşlarını yaptıktan sonra uzun ok atarsa ciddi bir ters kanal rok pozisyonu oluyor ve iki tarafta birbirine saldırı imkanları çıkartabiliyor. Ve oldukça sert maçlar geçebiliyor. Bazen de siyahlar uzun oka karşı siyah da uzun ok karşılık veriyor. Ve aynı kanal roklarla alakalı eşit bir maç devam ediyor. Bakalım maçta nasıl oynanacak maç. Burada at C3 hamlesiyle devam ediyor. Barkın rakip D çarpı C3 oluyor. File 7, file 3, at C6, vezir D2, file 6, uzun nok H6. Şimdi burası teori devam ediyor. Dediğimiz gibi şu anda beyazlar taşlarına girişiyor. Uzun okunu attı. Siyahlar karar verme aşamasında ya vezir D7 uzun oklu bir yapıya gidecek ya da kısa oklu bir yapıya gidecek. Ama H6 hamlesi aslında biraz uzun ok atacağını destekleyen bir hamle. Çünkü şah kanadına piyon sürüyoruz. Tabii ki beyazların bize eğer kısa ok atarsak saldırısını kolaylaştırıyoruz. Çünkü fil D3'ten sonra ciddi bir yani iki filin de buraya bakması vezir de bakıyor. Bir yandan H3, G4 gibi hamlelerle, kale G1 gibi hamlelerle, baskı da artacak G5 gibi hamlelerle. Bu yüzden H6 aslında ben uzun ok atacağım hamlesi biraz. Ama bir yandan da G5 karesini kontrol ediyor. At G5'ten sonra bu iyi filimizi almak isteyebilirdi beyazlar. O yüzden H6 da burada genelde oynanıyor bu yapılarda. Beyazlar şu oynamış. Vezir D7, şah B1. Şah B1 de çok önemli bir hamle. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Uzun ok atan oyuncular şahını bir yana gelir. Neden? Çünkü hem bu çapraz baskısından ileride yaşanabilecek sıkıntılardan kaçıyor. Hem piyonları ortalıyor. Hem bu piyonu koruma altına alıyor. Her bakımdan gayet kaliteli bir hamle oluyor şah B1 veya siyahla şah B8. A6, fil B5'i engelledik. File 2, file F6 ve fillerimiz artık gerçekten çok güzel ve bakın rakibin şah kanadını hedef alan filler haline geldi. Bu yapıda file F6, file E6 çok güzel bir taş dizilimi oluyor. B3 ve uzun ok. Şimdi siyahlar uzun ok hamlesini tercih ederek aslında aynı kanal ok pozisyonu oynamak istiyor. Daha sakin bir oyun oynamak istiyor. Daha eşit bir oyun oynamak istiyor. Bence oldukça doğru bir karar. Zaten burada kısa ok atsaydık çok zorlanırdık. Rakip G4 oynuyor. Şimdi rakibin amacı da biz uzun ok atsak da şah kanadını oynama fikri devam ediyor. Çünkü vezir kanadında ya bizim şahımıza bir atak yapamaz. Çünkü kendisi de uzun ok attı. Merkez zaten bir oyun elde edemiyor. Bu yüzden şah kanadında piyon sürerek bize baskı yapmaya çalışıyor. Şimdi G5 ihtimalleri var ve G5'ten sonra taşlar değişilip G hattından karşı bir oyun elde etme ihtimalleri var. Bu yüzden Barkın burada hiç o ihtimale girmeden G5 hamlesi tercih etmiş. Rakip G5 yapması izin vermemiş. Rakip kale H1 oynuyor ve bir yerde H4 sürersem G4 piyonu boşta kalmasın diye onu şimdiden korumaya başlamış bile. Biz şah B8 oynadık. Bekliyoruz ve beklerken çok güzel bir hamle yapıyoruz. Aynı şah B1 hamlesi söylediğim her şey şah B8'de de geçerli arkadaşlar. Şahımızı daha güvenli bölgeye aldık. Kale G1 oynanmış pozisyonda. At E7, fil D4. Şimdi fil D4 aslında güzel bir hamle. filleri değişmeye çalışıyor. Çünkü fikir tahtada azalmaya başladı. Bu yüzden beyazlar bir taş değişime giderek oyunu daha canlı bir hale getirmeye çalışıyor. Bir de bizi almaya zorluyor. Almazsak çünkü başka bir hamlemiz de pek gözükmüyor. Alırsak da belki piyasasını düzeltebilir. Belki de atını merkeze koyabilir. O yüzden F4 güzel bir hamle. Biz almak zorundaydık herhalde. Aldık. Rakip C4'ten sonra piyasasını düzeltti. Ama bizim için aslında güzel bazı kalelerde olmaya başladı. Mesela F4 karesi çok önemli bir kare. At için çok iyi bir kare. Rakibin artık siyah fil de yok arkadaşlar. Atımız F4'e bir gelebilirse o atımızı oradan kaldırmak hiç kolay olmayacak. Burası zayıf bir kare. Hiçbir piyon tarafından korunmayan bir kare. Bu yüzden bu kareye oturmak da önemli olabilir maçta. Barkın burada filde 5 oynuyor. Çok güzel bir hamle. Çünkü hemen at G6 gitseydik arkadaşlar tabii ki ne vardı? Rakibimiz D5 hamlesiyle filimizi düşürürdü. Filimizi kaybederdik. Bu yüzden fil D5 çok güzel bir hamle. Bir de rakibi C4'e zorluyoruz aslında. Ama C4 yaparsa fil E4 şark çekerek filimizi uzun çapraz yerleştirip at G6 at F4 gelip gerçekten hafif taşlarımızı belki olabilecek en iyi kalelere gelmiş olacaktık. Rakip burada at G1 hamlesi tercih ediyor. Biz at G6 devam ediyoruz. F3, F6, C4. Şimdi C4 hamlesi yine önemli. Çünkü filimizi nereye kaçacağımız önemli. Eğer fil C6 oynarsak zaten D5 hamlesinden sonra filimiz düşüyor arkadaşlar. Burada filimizi o yüzden G8'e kadar gelmişiz ki burada fil H7 gelerek uzun boylu bir fil yaratma hedefimiz var. Rakip burada fil G8'e fil D3 hamlesini tercih etti ve atımıza bir saldırı başlattı. Şimdi biz bu atımızı vermek istemiyoruz. Burada basitçe fil H7'de oynayabilirdik ama fil H7'ye belki atımızı yerdi ve atı yedikten sonra evet filimiz gerçekten çok güçlü fakat atımız da F4'de çok güçlü olacaktı. Bu yüzden filleri değişip atları tahtta tutma fikrini uyguluyor burada Barkın ve F4 karesine atını yerleştiriyor. Zayıf bir kare, oldukça baskı yapan bir kare. Rakip şimdi atları değişmek isterse E3 piyonu boşta kalacak. O kadar kolay olmayacak. O yüzden at F4 güzel bir hamleydi. Rakip burada Şah1 oynuyor. Şahını olası bu çaprazın baskısından kaçmak istiyor. Biz yine de fil H7 oynadık. Rakip fil E4 geldi. Ve bu pozisyonun aslında güzel bir hamle fil E4. Çünkü alırsak hemen rakip kale E4, F4 gibi hamleler yapabilir. Hatta aldığımız durumda F4 biraz daha sert olabilir. E5'ten sonra epey oyun açılıyor ve kazan fikirlerimiz düşebilir o pozisyonda. Bu yüzden Barkın burada F5 hamlesi tercih etmiş. F5 gerçekten çok güzel bir hamle. Çünkü rakibin aslında tüy yapısında zayıflatabileceğimiz tarzda bir hamle. Rakibi almaya zorluyoruz. Almazsa fil nereye kaçacak? Tam belli değil. Ve biz bu sefer FG4 alacağız. Bu yüzden rakip bizi almış. Biz de hemen tabii ki alıyoruz. Ve rakip burada H4 oynuyor. Şimdi H4 hamlesi güzel düşünmüş bir hamle yine. Çünkü G5'teki piyona baskı yapıyor. Aldıktan sonra bizi bu piyonun zayıfını oynamaya çalışacak. Ama aslında o kadar zayıf piyon olmayacak. F3 daha zayıf aslında. Ama tabii ki rakip de güzel denemeler yapıyor. Bir de H3 piyon hedefti. Atla, fille, hatta vezir de bakın H3 piyona saldırıyordu. O yüzden H4 hamlesi zaten rakip oynayacaktı. Gf5 yaparken bunu düşünmüştü yani. Kale D8 hamlesi oynandı. Açık hatta kalemizi geldik. Rakip Hg5 aldı. Biz de Hg5 aldık. Vezir C2. Şimdi açıkça file bir saldırı var. Burada bir karar vermemizi istiyor rakip. Ve biz de kaleyle fili koruyarak karar verdik. İstiyorsa taşları değişebilir. Oyun sonunda hafif üstün pozisyonda maçı oynayacağız. G5 piyonuna karşı F3 var. F3 daha zayıf olduğu için ona baskı yapıp oynamaya çalışacağız diyor Barkın. Ve kale F8 oynuyor. Çok mantıklı bir hamle. Rakip bizi aldı. Biz de kaleyle aldık. Rakip kale 4 geldi. Ve D5. D5 hamlesi de güzel bir hamle. Çünkü burada rakibin D4 piyonunu aslında hedef alan bir hamle bu. Şimdi rakip bizi yemezse biz aldıktan sonra D4 piyonu izole kalacak çoğu varyantta ve bu piyona saldırı yapmak daha kolay olacak. Tabii ki şimdi aldıktan sonra eğer piyonla yerse burada askıda piyon olacak. Aldıktan sonra vezirle yerse izole piyon olacak. Bakalım, ona gireceğiz birazdan. Ama rakip bizi yenebilir. Yerse direkt izole piyon kalacak. Aslında varyantlarda genelde o piyonun ya izole kaldığını ya da askıda piyon şeklinde kalıp yine de baskı yaptığımızı görebiliriz. Bu yüzden D5 hakikaten çok güzel bir hamle. Rakip burada kale 3 oynuyor. C4 ve C4. Şimdi burada askıda piyonlar kaldı dediğimiz gibi ama baskı yapacağımız gerçeğini değiştirmiyor bu. Hemen 7. yatağa kalemizi geldik ve kalemizi belki H hattında çiftleyebiliriz. Belki 7. yatayda kalemizi kullanabiliriz. O yüzden gayet güzel bir hamle. Bir de bu vezirimiz kaleye bağlıydı. O yüzden kalemizi bu şekilde değerlendirmek de güzel bir hamle oldu. Rakip burada vezir B2 oynuyor. O da B hattından, yarı açık hattan bizim şahımıza bir saldırı imkanı çıkarmaya çalışıyor. Biz hemen kale FH7 oynadık ve kalemiz gücüyle H hattından aslında açık hattan yararlanmaya çalışacağız ileride. Rakip kale B1 ile bizden şu anda B7 karesinden mat istiyor. Biz de hemen B6 ile bunu önledik. Rakip kale B3 gerçekten çok ciddi bir saldırı başlatıyor. Burada ağır taşların bu şekilde saldırması genelde çok mantıklı oluyor arkadaşlar. Bunun sebebi de öndeki kale bu tarz pozisyonlarda feda edilen taş oluyor. Ve devamında vezir geliyor. Vezir de arkadaki kalenin korumasıyla bizi mat ediyor. Bu yüzden ağır taşlar saldırırken bu şekilde genelde saldırıyor. Ve çok daha yıkıcı bir saldırı imkanı çıkartıyor. Burada Barkın kale H6 ile bu piyonu korumayı tercih etmiş. Rakip C5 ile saldırı yapmaya devam ediyor. Biz de burada B5 ile savunuyoruz. Rakip A4 ile saldırı yapmaya devam ediyor. Şimdi pozisyon aslında rakip kazanma ihtimalini buradaki baskı üstüne kurmuş. Ama aslında bizim ciddi bir karşı oyunumuz var. Ve Barkın şu anda bunu buluyor ve kale H2 oynuyor. Gerçekten mükemmel bir hamle. Çünkü rakip şu anda A5 hamlesi yapamaz. Vezire bir saldırımız var. Veziri sorguluyoruz. D5 hamlesinde dediğimiz bu piyon şu anda hedef haline gelmiş olabilir. Çünkü veziri istediğimiz zaman vezir yanlış bile kaçarsa vezir 4'ten sonra belki de maçı bitiren hamleyi bile yapmış olabiliriz. Bu yüzdenki vezir C3 tek hamle oynamak zorunda kalacak şimdi. Hem de bizim kalemizde ikinci yatayda ciddi baskı üretecek tabii ki. Rakip C6, biz C6 oynuyoruz. Düzeltiyorum, vezir C3 hamlesine. Biz C6'mızı geldik. Rakip A5 alıyor. Biz de C5 alıyoruz. A altını açmak istemiyoruz bu pozisyonda. Rakip kale E1 hamlesini tercih etmiş. Biz de kale D8'de buradaki piyona bakın baskı yapmaya devam ediyoruz. Rakip C6 oynuyor. C6 aslında güzel bir tuzak hamlesi. Şimdi burada 41. hamledeyiz arkadaşlar. 41. hamlede beyazlar C6 oynadı. Şimdi bu bir Open turnuva. Oldukça heyecanlı geçen yazın oynanan bir Open turnuva. Çubuk Open. Ve büyük ihtimalle burada söyler çok azalmıştır. Barkın burada olsa mutlaka söylerdi ama ben tahmin edebiliyorum. 41. hamle bu kadar yoğun fikirli olan bir maç. Çok da güzel oynanmış bir maç. Gerçekten Barkın neredeyse bütün hamlenin makine hamlesi bu arada. Ben tabii ki biraz analiz ettim size anlatmadan önce maçı. Çok keyif aldım. Çok güzel bir maç. Ve oldukça da iyi oynamış. Burada mutlaka süre azalmıştır. Mesela hızlı bir hamle yaparsak, vezir C4 alırsak burada C7'den sonra maçı biz kaybederiz. Bu yüzden süremiz azalsa da yine de tabii ki dikkatli olmak zorundayız. O yüzden Barkın da burada vezir C7 hamlesi tercih etmiş ve burada vezir 4 almamış arkadaşlar. Şimdi kale A3 oynuyor. A6 piyonuna saldırı yapıyor. Vezir B6. Hem A6'yı koruduk. Hem bir yandan C6'ya bakıyoruz. Hem C7 sürüşünü engelliyoruz. Hem de D4'teki piyona saldırı şansımız devam ediyor. Yine çok güzel bir hamle. Rakip kale D1 oynuyor. Ve bir yerde D5 sürmeye çalışacak muhtemelen. Ve D4 piyonu korumuş oldu. Fakat arkadaşlar kale D1'den sonra at D5 geliyoruz. Ve at D5 belki de maçı bitiren force varyanta giriş yapan hamle oluyor. Gerçekten siyahın taşları şu anda oldukça hazır bir şekilde rakibin rakibe karşı atak için çok hazırız. Çünkü at D5'ten sonra bakın bu kalemiz ikinci yatayda şahı zaten hapsetmiş. Atımız D5'te, vezirimiz B hattında. Kalemiz de devreye girerse bir yerlerde işte o zaman çok ciddi bir atak yapmış olacağız. Barkın at D5 hamlesindeki vezir C1 ile karşılık vermiş. Zaten çok fazla bir çaresi yok. B4 oynuyoruz. B4'te muhteşem bir hamle. Beyazları tamamen çaresi bırakan bir hamle. Çünkü beyaz neonasyonizm kaybediyor arkadaşlar pozisyonda. Yani mesela kale B3 gibi, kale D3 gibi hamle yaparsa zaten vezir A5 var. Şah P1'de de vezir A2. Zaten mat fikrimiz var. Eğer pozisyonda kale A4 gibi hamle yaparsa veya kale A2 gibi hamle yaparsa at C3'ten sonra bir çatal imkanı da çıkabilir. Başka zaten bir hamle yok. Yoksa da kale yiyeceğiz. Rakip kaleye kaçmazsa. O yüzden B4 gerçekten çok kuvvetli bir hamle. Rakip kale A2 oynuyor. Çok bir çaresi yok zaten. Barkın hemen kale A2 alıyor. Şah A2 ile at C3 oynuyor ve çatalı yapıyor. Rakip şeye kaçıyor. At delir. Burada tabii ki zaten maç tamamen kayıp. Ama burada atı yemek yerine vezir çarpı G5 hamlesini tercih etmiş beyazlar. Ama dediğimiz gibi zaten pozisyon kayıp. Vezir D1 alsaydı da mesela hemen vezir çarpı 4'ten sonra maç bitecekti zaten. Vezir C3 istiyoruz. Vezir G1 almak isteyeceğiz. Vezir buradan saparsa. Vezir de zaten kaleye karşı at. Üstüne piyon öndeyiz. Yine kazanacağız. Bu yüzden burada son çare bir vezir G5 hamlesini denemiş. Belki vezirimiz buradan saparsa vezir D8'de karşı bu atak için herhalde bunu yapmış. Ama tabii ki Barkın burada vezir çarpı 4 alıyor. Ve zaten mat ağından rakip kurtulamıyor. Ve burada siyahlar maçı kazanmış. Beyazla oynayan Women Grandmaster Olga Babiy maçı terk etmiş arkadaşlar. Barkın gerçekten müthiş bir maç oynamış. Ve oldukça güzel bir galibiyete imza atmış. Bu Petrov savunmasındaki, Rus savunmasındaki bu varyantta bize çok güzel göstermiş oldu bu maç. Çok öğretici ve güzel maçtı bence. Bu şekilde antrenörümüz maçtan analiz serisi devam edecek arkadaşlar. Onun dışında diğer video serilerimiz tabii ki devam edecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay diyorum.